Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere Karaman'dan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de Hacı Murat Bey Gıda'nın konuğu olduk. Yanımızda firma sahibi Murat Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar ve ben hemen Murat Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz efendim? İsmim Murat Özkan, 1972 doğumluyum. Uzunca bir süre gıda sektöründe profesyonel yönetici olarak çalıştıktan sonra 2008 yılında Zirve Gıda, ilk şirketimiz Zirve Gıda ile ticaret hayatımıza başladık. 2010 yılında beraberinde Hacı Murat Bey Limited şirketini de kurarak zenginleşmeye çalıştık. Kültürel anlamda ya da verdiğimiz hizmetlerin çeşitliliği anlamında sektörel kendi içerisinde ayırmak, birbirinden ayırarak farklı alanlara da geçmeye çalıştık. Bunun altyapısında tabii ki enerji sektörü, özellikle enerji sektörüne gelecek hedeflerimiz içerisinde var. Enerji sektörüne yöneleceğiz. Bunun da altyapısını Hacı Murat Bey Limited şirketiyle oluşturduk. Peki Murat Bey, burada bünyeniz dahilinde yapmış olduğunuz hizmet ve çalışmalar nelerdir? Kısaca bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Tabii, memnuniyetle. Bizim ana kuruluş ve halen de amiral gemisi olan, lokomotifimiz olan gıda sektörü. Kuruluş amacımız da buydu. İlk başlangıçta 2008 yılında yola çıkarken gıda sektöründe faal bir pozisyon almak istedik. Genel anlamda yaptığımız iş tedarikçiliktir. Ama bunu tam olarak tanımlamak gerekirse içerisinde pazarlama faaliyetlerinde bulunduran, hatta müşterilerine bilgi birikiminden de faydalandıran, enformasyon sağlayan bir yapı içerisindeyiz. Peki genel olarak bu işleri gerçekleştirirken kaç kişilik bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi sizden öğrenebilir miyim? Tabii. Aslına bakarsanız kadromuz bu bağlamda bakıldığında bu işin tamamlanabilmesi için başlangıç aşamasından sonuç aşamasına kadar tamamlanabilmesi için bu işe emeği geçen insan sayısı gerçekten bir hayli fazla. Çünkü bölgesel yapılanmalarımız var. Türkiye genelinde 7 bölgede bölgenin hakim olan müşterilerimizle ortaklaşa çalışıyoruz. Burada kamu ihalelerini takip eden arkadaşlarımız var. Bu ihalelere giren arkadaşlarımız var. Aynı zamanda üretim safhasında da yine bize katkı sağlayan, üretimi denetleyen, gözetleyen ya da istenilen ürünün sorunsuz bir şekilde üretilmesini, sevk edilmesini sağlayan yine arkadaşlarımız var. Bu bağlamda bakıldığında bu işi gerçekten çok geniş bir ekiple birlikte yürütüyoruz. Ancak bu ekipten bazı arkadaşlarımız bizim kadromuzda, bazı arkadaşlarımız da doğaldır ki ticari çözüm ortaklığı içerisinde olduğumuz ortaklarımızın kadrolarındadır. Peki efendim, genel olarak müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta? Bizim müşterilerimiz yoğunlukla kamu ihalelerini yine takip eden müteahhit diye de adlandırılan yüklenici arkadaşlarımız oluşturuyorlar. Bunlar birçoğu babadan oğula yıllardır bu işi yapa gelen bulunduğu yörenin en iyileri. Sermaye yapısı olarak, iş yapabilme kabiliyeti olarak profesyonelleşmiş, gerekli ilişkileri sağlamış ve işin genel yapısını kendi içerisinde özümlemiş insanlar. En başta da söylediğim gibi bu arkadaşlarımıza askeri müteahhitler deniliyor. Hı hı. Teknik ismi de yükleniciler. Genelde bulunduğu yörenin en iyileri, olmadığı hallerde ikincilerdir. Peki efendim, sizler bu tedarikçi işleri yapıyorsunuz burada bünyeniz dahilinde. Evet. Peki siz tüketicinin arzu ve istekleri doğrultusunda mı bu ürünlerinizi temin edip bunu müşterinin hizmetine sunmaktasınız? Aslına bakarsanız direkt olarak tüketicinin tabii ki genel arzusu dikkate alınıyor. Çünkü bizim yaptığımız iş tamamen bir profesyonel satın alma.
Yani bizim müşterilerimiz tamamen profesyonel satın almacılar. Ve onlar yıllardır planlanmış bir satın alma yapıyorlar. Bu bağlamda bakıldığında tabii ki tüketicinin genelde anlamda ihtiyaçları gözetilerek, yani enerji ihtiyaçları, kalori ihtiyaçları, günlük alması gereken askerlerimizin protein ihtiyaçları tespit edilerek bir takım satın almalar yapılıyor. Yani bir nevi gıda mühendislerin gözetiminde bunlar bir analiz edilerek, yani bir incelemeden geçerek sizlere teklifte bulunuyorlar değil mi efendim? Doğru mudur? İhtiyaçlarını böyle belirliyorlar. Ondan sonra bunlar şartnamelerde, teknik şartnamelerde ve tip idare şartnamelerde ürünü tanımlıyorlar. Ve bu tanımlamayla birlikte bu iş ihale ediliyor. Bu ihalelere, şartnameleri inceliyoruz. Bu ürünleri temin edebileceğimizi gördüğümüz zaman, inandığımız zaman da bu ihalelere giriyoruz. Böyle bakıldığında tamamen aslında tüketiciye yönelik bir satın alma ve üretim süreci gidiliyor. Bu ürünleri teslim ettiğimiz zaman da, çok güzel bir konuya değindiniz, 3 aşamalı muayenesi vardır. Kontrolü vardır. Laboratuvarlarda yapılır. Bir, ilk önce fiziki kontroller yapılır. Sonraki süreçte kimyasal ve mikrobiyolojik değerlendirmeler yapılır. Bunlar tamamen profesyonel, akredite edilmiş çoğunlukla laboratuvarlarda analiz edilirler. Tüm bakılan değerler olumluysa satın alma tamamlanmış olur. Peki Murat Bey, biliyorsunuz günümüzde gıda sektörü gerçekten çok önemli bir şey. Yani önemli bir yeri var bizim hayatımızda. Bizler bu ürünleri almadan ya da kullanmadan evvel en çok hangi hususlara dikkat etmemiz gerekir? İzleyicilerimize buradan kısa bir not geçebilir misiniz lütfen? Yerel tüketiciler, yani yerel geleneksel noktalardan satın alma yapan tüketicilerin kurumsal yapılan satın almalar oranına tabii ki teknik olarak bu kadar detaylı tahlil yapma şansı yok. Evet. Yani her birimiz her bir noktadan aldığımız ürünleri tahlil etme şansımız yok. Dolayısıyla özellikle güvenilir markalara yönelmeleri en azından maddi açıdan da olsa, evet, yani ucuz şeyleri tercih etmemeleri gerekir değil mi tüm tüketicilerimize? Evet, rüştünü ispat etmiş, güvenilir, kurumsallaşmış markalara yönelmeleri bence en güvenli satın alma olur. Evet. Bununla birlikte ürünlerin üzerinde zaten aldığı kalite değer denmesini yapan belgeler var. Bunlar düzenli kontroller yapılıyor. İşte Türk Standartlar Enstitüsü gibi. Ve son kullanma tarihlerini de unutmamak, evet, gerekir. Bunlar aranırsa ve son kullanma tarihlerine bakılırsa tahmin ediyorum şu anda yapılabilecek en iyi, en hızlı çözüm bu olur. Peki efendim, Hacı Murat Bey, gıda olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz nelerdir? Yani bizler sizleri ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Murat Bey? Çağımızın sektörü ve öyle zannediyorum ki genel anlamda da topluma faydalı olacak bir yöntem olan enerji sektörüne girmeyi çok istiyoruz. Bu konuyla ilgili bir dizi fizibilite çalışmalarımız var. Henüz çok projelendirebildiğimiz aşamada değiliz. Fizibilite aşamasındayız ama güneş enerjisinden elektrik üretimiyle ilgili bir dizi çalışmalarımız var. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız da hazırlıklarını yapıyorlar. Şu andaki hedefimiz bu. Ama güncel işimizi devam ettirmek ve büyümek de yine şirketimizin önemli politikalar, gelecekle ilgili politikalardan biri. İnşallah en kısa zamanda bu hedeflerinize ulaşırsınız diyorum ve ilerleyen süreçte de farklı bir bölgede farklı bir şube açmayı düşünüyor musunuz diyerek soruma devam ediyorum efendim. Tabii burada işimizin gereği bugün çoğunlukla biz bisküvi, çikolata, kek grubu ürünlerde çok etkiniz. Kendimizi böyle tanımlıyoruz ve burada profesyonelleşmek daha ziyade istiyoruz ve Karaman sanayisi bu konuda gerçekten Türkiye'de çok ileri, hatta en iyi durumda. Bu yüzden burada pozisyonlanmamız, üretimin merkezinde olmamız bugünkü işimiz için gerekli.
başka bir şehre geçmeyi, şubeleşmeyi istemiyoruz bu bağlamda. Çünkü şu anda zaten işin merkezindeyiz yani. Kalbindeyiz. Peki efendim, ben hemen şimdi şu anda sektörel bazda yaşamış olduğunuz sıkıntılarınıza ve zorluklarınıza değinmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız, zorluklarınız muhakkak vardır. Nelerdir bunlar? Efendim, en önemli sıkıntımız yoğun rekabet ortamı içerisinde düşük karlılıklarla ya da karsız çalışıyor olmamız. Dolayısıyla yatırımlarımızı finanse etmekte zorlanıyoruz. Öz sermayemizle çalışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü finansman maliyetleri henüz yine Merkez Bankası'nın son birkaç gün içerisinde faiz indirimi gündemde olmasına rağmen hala finansman maliyetleri çok çok yüksek. Dolayısıyla öz sermayemizle yatırım yapmak ya da büyümek durumunda kalıyoruz. Sektörün en önemli bence sıkıntısı yatırım maliyetleri. Düşük kar marjları, yoğun rekabet ortamı. Bunu engellemek de bugünkü konjonktürde çok çok mümkün görünmüyor. İşin genel yapısı zaten böyle seyrediyor. Devam eden süreçte de her zaman bu iş bisiklete binmek gibi, yani sürekli pedala basmak zorundasınız. Bu yüzden de yatırım yapmak ve büyümek istiyorsunuz. Bunun için Ar-Ge çalışmalarını çok sağlıklı yapabildiğimizi düşünüyorum. Gerek yaşadığımız coğrafyanın bize sunduğu imkanlar, gerekse genel yapı, bizim Ar-Ge laboratuvarlarımız maalesef yok. Bu bağlamda bakıldığında Ar-Ge çalışmalarımızda yapamadığımızı düşünüyorum. Yani biraz böyle hasbel kader meseleye baktığımızı düşünüyorum. En önemli sıkıntılarımız bunlar. Bir Ar-Ge, ikincisi finansman maliyetleri. Peki efendim, şimdi size çok özel bir sorumu yönlendirmek istiyorum. Burada sizler gibi aynı işi icra eden farklı kuruluşlar muhakkak vardır. Ama Hacı Murat Bey, gıda olarak sizi bunlardan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizin ne olduğunu size yöneltmek istiyorum. Öyle zannediyorum ki bizim en bariz farkımız sunduğumuz hizmetin kalitesidir. Biz müşterilerimizi tanım olsun diye böyle söylüyorum, bir müşteri gibi değil, onları iş ortaklarımız, çözüm ortaklarımız gibi görürüz. Dolayısıyla bir işi ele aldığımız zaman üretimden öncesini, üretim aşamasından ele alır ve tüketilinceye kadar da bu sorumluluğu beraberinde taşırız. Yaptığımız işi ticaretten ziyade, karlılıktan ziyade bir hizmet akışı olarak değerlendiriyoruz ve karı yaptığımız faaliyetlerin sonucunda bize ulaşan bir sonuç olarak görüyoruz. Kar odaklı çalışmıyoruz, hizmet odaklı çalışıyoruz. Öyle zannediyorum ki bizim farkımız bu. Bu da size tercih bir edilmemizin fark, bir ayrıcalık katıyor diye bu düşünüyorsunuz. Peki efendim, buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Öncelikle üreten bir ülke ve üreten bir toplum olmayı çok istiyorum, hayal ediyorum. Ülkemin, insanlarımın refah düzeyinin yükselmesini çok istiyorum. Doğudan batıya kadar, kuzeyden güneye kadar sosyal ekonominin ve sosyal yapının Türkiye'nin Avrupa standartlarına ulaşmasını çok arzu ediyorum. Bunun için de Çalışmak diyorum. Çalışmak zorundayız. Ve en azından buradan sizi tercih eden tüm müşterilerinize de teşekkür edelim. En azından sizinle bir alışveriş yapmasalar bile gelsinler, sizlerden bir danışmanlık hizmeti alsınlar. Neyin nasıl olacağını öğrensinler. Bir yardım, bir sohbet etsinler. Sizin farkınızı da, sizin ayrıcalığınızı da burada sizlerle Hacı Murat Bey Gıda'da beraberce yaşasınlar diyelim mi efendim? Çok keyif olur. Çok memnun oluruz. Peki, bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun Murat Bey. Teşekkür ederiz. Hepinize sağlık. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Çok mersi.
Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Karaman'dan Hacı Murat Bey Gıda'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşça kalın.